Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Çin takvimi tavşan yılı yarın itibariyle başlıyor arkadaşlar. Evet pazar akşamı pazar akşamı <laughs> ya pazar akşamı 9'da olur ya da bu gecenin bu gecenin saat 3'ünde olur. Yani takvim döngüsünde sanıyorum gecenin takvim döngüsünde 00 yazdığına göre bu gece 3'te olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Şurada <laughs> direkt 00'da başlıyor diye yazmış. Bu gece başlıyor. E ee, ve arkadaşlar iki hafta boyunca devam edecek. 2 hafta boyunca devam edecek. Bu etkinlik neydi? Hatırlarsanız böyle bize 8 tane büyük, 8 tane küçük zarf veriliyordu. Küçük zarflardan çok bir şey çıkmıyordu ama büyük zarflardan e, kredi çıkma oranı var. 88 kredi midir öyle bir şey şimdi bakarız. Ondan sonracı masada kat çıkma oranı var. Savaş lozeti çıkması var. Bir de altın çıkıyordu arkadaşlar. Ne demiş? 22 Ocak'ta itibaren ay yeni yılını kutlamak ve ek kırmızı zarflar ve kırmızı zarf beytleri kazanmak için 6 görevde canavar temalı rakiplerle savaşın. Yani daha önce bu zarfları direkt veriyordu arkadaşlar. Direkt veriyordu ve takvimden veriyordu. Ama bu sefer direkt vermek yerine bir görev veriyor anladığımız kadarıyla. Bu görevi yaptıktan sonra zarfları alacaksınız. Bu da tabi akla direkt şunu getiriyor. Bir sürü yeni hesaplıkla ticaret yapacak olan arkadaşlar birazcık daha tırmanacaklar gibi gözüküyor. Bu sadakatler için arkadaşlar nasıl hediye eski hediye gönderme etkinliğinde kredi satışı yapılıyordu. Yine zarflarla ilgili satışlar yapılıyor arkadaşlar. Eğer bizim arkadaşlarımız zarf satışı yaparlarsa zaten canlı yayınlarda benimle irtibata geçerseniz ben size onlara yönlendiririm acılar. <laughs> en azından güvenilir bir şekilde ticaretinizi yapmış olursunuz. Ne kadar satarlar ne yaparlar Bilmiyorum arkadaşlar diyorum devam edelim ondan sonra kırmızı zarf etkinliği ittifak üyelerimize veya arkadaşlarımıza yani arkadaşlık isteğinizde ekli olan kişilere gönderebiliyorsunuz ve kırmızı zarf biletleri harcayarak ittifak etkinliği kilometre taşları için 30 puan kazanın yani artık ittifak etkinliği de olacakmış ve oranda e, belli bir aşama ödülleri verilmiş olacak aşağıdakileri bulmak için etkinliğin başında oyun içi postanızı kontrol edin. Hmm. Direkt arkadaşlar oyun içinde de anında gelecekmiş. Ne varmış? Bir tane büyük zarf gelecekmiş. 8 tane kırmızı zarf. 8 tane 8 kırmızı zarflı bilet. Ya bir gönderiliyordu, bir açılıyordu sanıyorum öyle bir şeydi. Bir tane tavşan yılı için profil fotoğrafı. Geçen sene domuz muydu neydi öyle bir şeydi. Bu da arkadaşlar kilometre taşları. Ünvanlara göre değişiyor. Şimdi şu düşük. Bu bir üstü. İşte koleksiyoncunun parçası olmayan. Şövalye ve taht kırıcı ve üzeri. Şimdi şövalyelere bakalım. Şövalyelerde ne varmış arkadaşlar ittifak etkinliğinde? 1000 puana çıktığınızda büyük kırmızı işte kristal, zarf kristalinden alıyorsunuz. 2000'e çıktığınız zaman 8885 T5 parçası alıyorsunuz. 4000'e çıktığınızda 2 tane efsanevi kristal alıyorsunuz. 2 tane efsanevi kristal nedir arkadaşlar? Efsanevi kristal niye 4 yıldız ya da 5 yıldız çıkıyordu? 6000'e çıktığınızda 2 tane büyük kırmızı kristal açıyorsunuz. 8888'e çıktığınızda işte 1888 parçayı 8'inize zıplayayım. E, mistik kristal alıyorsunuz arkadaşlar. 10.000 puana çıktığınız zaman 288.000 altın alıyorsunuz. 12.000'e çıktığınız zaman 3 tane büyük kırmızı alıyorsunuz ve 15.000'e çıktığınızda 2800 parça yine mistik kristal almış oluyorsunuz arkadaşlar. Bunlar şövalyecikler için. Peki taht kırıcı ve üzerine ne? bak bu arada dikkatin hala paragonları taht kırcılarını direkt olarak ayırmamışlar. Bazen ayırıyorlar ama e, bazı de bu tarzlarda ayırmamışlar. Burada ne varmış? 1000 krediye büyük zarf. 1000 e, puanı büyük zarf 1000 kredi değil. 2000'e 18.800 T5. 4000'e 1800 mistik. 6000 puan ulaştığımızda 2 tane büyük arkadaşlar kırmızı zarf. 8888'e 2800 mistik parça. 10.000 puanı 280.000 altın. Daha sonrakinde 3 tane büyük kırmızı ve binde bir tane mistik kristal. Mistik kristalde içinden 5 veya 6 yıldız çıkıyor. Not bu etkinlik rütbe ödüllerini içermez. Giriş takvimi. Ayrıca giriş takvim almış İlerlemene göre yani ünvanınıza göre yine takvim alacaksınız. 14 günlük yeni takvimler gelecek arkadaşlar. Onlar neymiş? Direkt KPO'ları falan bunları geçiyorum arkadaşlar. Siz yine durdurup bakabilirsiniz ama ee, Şövalye ve taht kırıcı üzeri var. Şövalyeler şunlar. Şu üst tarafa bakarsanız yine ben direkt arkadaşlar e, taht kırıcılara şöyle bir bakayım. Taht kırıcıları taht kırıcı üzeri. Birinci gün bir tane büyük kristal. ikinci gün 1888 parça 6 yıldız. Üçüncü gün 88 bin parça işte 88 bin altın. Dördüncü gün arkadaşlar 8 tane kırmızı zarf bileti. Bunları sanıyorum arkadaşlarınıza gönderebildiğiniz şeylerdi. Yani yan hesaplarıyla e, girecek olan arkadaşlar her gün bolca girecekler demek ki. Beşinci gün arkadaşlar 1800 parça. Tabi bunlar paragonlar dediğim gibi. yani Daha yukarısı şey değil. E, aşağısı değil. E, beşinci gün ne varmış? 1800 parça. Şövalye e, Hiro Kristali parçası. Altıncı gün 888 parça. 6 yıldız. Ulan birinci gün daha fazla varmış. Yedinci gün 8 tane yine kırmızı zarf bileti gönderiliyormuş. 9. 8. E, gün bir tane büyük zarf. 9. gün 88 kredi. 10. gün 188 bin altın. 11. gün yine 8 tane zarf bileti. 12. gün yine 1888 parça 6 yıldız. 13. gün 8 tane 6 yıldız imza taşı. Ve son günde yine 1888 parça 6 yıldız. Genelde 6 yıldız ve zarf göndermelerle ilgili ee, bir şeyler koymuşlar. Şov, Şu, şuraya baktığında e, şövalyeler içinde bunlar daha çok 5 yıldızlara dönmüş mü yok. Ortalama yine aynı. Çok şey değil ama ortalama aynı. Tabi daha sonra 5 TL falan diye düşüyor. Bu da acılar e, 14 günlük takvim olacak. Büyük zarf e, neymiş? Büyük kırmızı zarf kristalleri. Sadakat yani büyük kırmızı zarf anne çıkıyor. Sadakat çıkıyor. Savaş fit yani savaş rozetleri çıkıyor altınlar çıkıyor ve krediler ve daha fazlasında da şansınız olsun için büyük kırmızı kristallerinizi açın demiş arkadaşlar. Velhasıl kelam geliyor. Özellikle e, sadakat biriktirmek, sadakat toplamak isteyen arkadaşlar e, bunları alabilirler. Özellikle alabilen kastım bu işin ticaretini yapan arkadaşlar. E, para karşılığı bunları alabilir. Ama bunu yaparken bakın çocuklar taklaya aklına gelmeyin. Güvenilir yerlerden ve Hatta güvendiğiniz arkadaşlarınızdan kişilerden falan alın. Böyle özellikle global chatte işte şu kadar bunu yani o kadar artık herhalde şey kalmamıştır. Kusura bakmayın da salak sulak insan kalmamıştır arkadaşlar. Evet, dolandırılmaktan yana şansını denemek isteyen varsa özellikle o global chat'e o global chati var ya yakmak lazım ha. Harbi bak o global chati var ya benzin dökmeden yakmak lazım. Herkes için söylemem bu arada. Güzel insanlar vardı mutlaka. Ama var ya o global chat'i yakmak lazım. Neyse acılar. Mevzu böyle. Geldiği zaman inşallah yine bir bakarız videosunu çekeriz hacılar seviliyorsunuz hepiniz Allah'a emanetsiniz görüşmek üzere